Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu kanalda size ekonomiyle, politikayla ilgili sorunları ve çözüm önerilerini anlatıyorum ve Anadolu topraklarında yaşayan insanların istisnasız tamamının bilmesi gereken yine önemli bir durumu arz edeceğim sizlere. Ve bunu tek kelimeyle özetlediğimde ben buna çöküş diyorum. Neden böyle sıkıntılı bir kelime kullanıyorum? Çünkü arkadaşlar gelen sinyaller hiç ama hiç iyi değil. Neden diyeceksiniz? Bakın bir düşünce zinciri kuralım. Yaşadığımız iktisadi ve politik sorunların kökeninde ne var? Ne yazık ki eğitim sistemimizin yetersizliği var. Ve demokrasi liyakattan uzaklaşan hem de hızlıca uzaklaşan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Kıymetli arkadaşlar eğer demokrasi ve liyakat olmazsa yani bir göreve layık olan insanlar gelmezse oradaki kurumu layıkıyla çalıştıramazlar. Verimli olmaz. O kurumdan güzel sonuçlar elde edemezsiniz. İşte demokrasi, özgür düşünce ve korkusuzca insanların fikirlerini ifade etmesi bir ülkede yoksa, liyakat yoksa bunun sonucunda bilim ve teknoloji gelişmez arkadaşlar. Çünkü bilim, teknoloji özgür düşüncenin olduğu yerde bir kurumu gerçekten yönetebilecek insanların yönetmesi şeklinde karşımıza çıkar. Bu kurum ister bir üniversite olur, ister bir şirket olur, ister bir devlet olur. Neticede liyakat çok önemlidir arkadaşlar. Eğer dedik ki demokrasi ve liyakat yoksa bilim ve teknoloji olmaz. Bilim ve teknoloji olmazsa ekonominiz güçlü olmaz Neden Çünkü üretim yapıyorsunuz üretimde Eğer siz teknolojiyi bilmi kullanmazsanız yüksek teknoloji içeren mallar üretemezsiniz yüksek teknoloji içeren malları ihraç edemezseniz ne olur klasik düşük teknolojili mallara kalırsınız yani bol bol inşaat yaparsınız beton yaparsınız bol bol tekstil üretirsiniz ve montaj imalat yaparsınız. Ee, yani Lego küçük çocukların oynadığı Lego parçaları gibi dışarısı yapar size yollar siz onları birleştirirsiniz. Tekrar dışarıya satıp birkaç kuruş para kazanmaya çalışırsınız. İşte dönüp tarihimize baktığımız zaman bu yaşadığımız sorun zincirinin bir benzerini görüyoruz. Nedir? Osmanlı'yı batıran en büyük gerekçe eğitim sisteminin çökmesiydi arkadaşlar. Eğitim sistemi çöktüğü zaman demokrasi ve liyakat olmadığı için medrese sistemi çöktü diyoruz. Yani üniversite medrese sistemi bunun çökmesiyle beraber Osmanlı ekonomisi teknoloji yaratamadı, yüksek teknoloji içeren mallara bir şekilde ulaşamadı. Hani diyeceksiniz, o zaman cep telefonu mu vardı? Ama neticede bir kumaşın dokunması için gereken teknoloji bile oldukça önemlidir. Daha kaliteli ve daha ucuza döşe, e, dokumanıza sebebiyet verir. İşte buradan uzaklaştığımız için Koca imparatorluk çöktü. Bakın size. Bugün hafta sonu birazcık tarihe girmekte fayda var. İki tane kaynak göstereceğim. Medrese sistemi yani üniversite sisteminin koca İmparatorluğu nasıl etkilediğine dair iki tane tarihten kaynak göstereceğim. Gelibolulu Mustafa Ali'nin 1541 ve 1600 yıllarında yaşamış ünlü bir eseri var arkadaşlar. Künhül Ahbar diye bir eseri ve burada o dönemde yeni yeni bozulmaya başlayan Osmanlı eğitim sistemi ve medrese sistemine ilişkin gerçekten çok önemli görüşler buluyoruz. Diyor ki Mustafa Ali, müderrisliklerin ve kadılıkların rüşvet ile alınıp satılır hale gelmesi, bu makamlara geçmekten amacın mal mülk biriktirmek, siyasi otoriteye hoş görünüp kendi çıkarlarını gerçekleştirmek olduğu. Buna işaret ediliyor. Devlet layık ve hakkı olana değil, rüşvet verene e, ve koruyucusu olanlara, yani devleti eleştirmeyenlere, devleti sürekli lafta e, yanlış bile yapsa eleştirmeyen, onu koruyanlara. Müderrislik yani öğretim üyeliği ve kadılık görevlerinin verildiğini gösteriyor ve bilenle bilmeyen, erdemli olanla olmayanlar ayırt edilememekte aksine bilenler ve bilimsel makama getirilmesi gerekenlerin bir köşeye itildiğini burada eserinde bize söylüyor ve diyor ki Mustafa Ali arkadaşlar bunu söylüyorum ama bakın günümüze ışık tutacağı için söylüyorum. Tarihten geçmişten ders almamız lazım. Yaşamda her şeyde dolar ve borsa değil arkadaşlar. Netice itibariyle bu sistemi korumamız lazım ilk önce. Diyor ki Mustafa Ali Ekabire istinat ile yani resmi koruyucularına dayanarak müderrislik, kadılık, müftülük görevlerine getirilenler ipekler, şallar giyerek başlarına kocaman sarıklar sararak halkın gözünü boyamaktadırlar. Bunlar gündüzleri resmi koruyucularının kapılarını aşındırmakta, geceleri sohbet ve nefis yemek ziyafetleriyle bedenlerini beslemekte, cenneti dünyada görüp zevk ve sefa sürmektedirler diyor. Ve Mustafa Ali'ye göre Ayda bir kez derse gitmeyen müderrisler vardır. Neden gitsin ki? Ne kendisi ders verebilir ne de karşısında öğrenci bulabilir diyor. Ve sonuçta ne olmuştur? Sonuçta Mustafa Ali Okumak ve yazmak ayıp oldu. Bu ayıp arasında ilim, bilgi ve erdemlilik kayboldu der arkadaşlar. Ve Mustafa Ali bütün bu olumsuzluklar karşısında şu soruyu sorar. Bu durumda Türkler ve ciddi insanlar neden ilim ile uğraşsınlar? Onların ömürlerinin sonunda varamayacakları makam ve görevlere dayısı olan bir çelebi hemencicik geliverir der. Bakın, geçmişte imparatorluğu çökerten eğitim sistemini yozlaştırıp o eğitim sisteminden kaliteli personel yetiştirmeyen ve Batı'yla girdiği yarışı bu yüzden kaybeden bir Osmanlı'nın çöküş gerekçelerini kitaplarda görüyoruz arkadaşlar. Ve aynı aynı rapor bir benzeri 1631 tarihinde tarihten hatırlarsınız Koçi Bey'in 4. Murat'a sunduğu risalelerinde görüyoruz. Bakın Koçi Bey'e göre de medreselerin başlıca bozulma nedeni yani üniversitelerin başlıca bozulma nedeni cahil ile alim arasında fark gözetilmeden müderrisliklerin para ve hatır gönül yoluyla layık olmayanlara verilmesi başka bir deyişle mülazemet yolunun bozulmasıdır. Ayrıca mülazemetlerin çok verilmesi de sayıca fazla fakat yeteneksiz müderrisin yani profesörün türemesine yol açmıştır. Oysa müderris tayininde para, hatır, gönül, kıdem, yaş, soy, sop değil, yalnızca adayın bilimsel gerçekleri ortaya çıkarabilme gücü dikkate alınmalıdır diyor. Arkadaşlar bakın, koca imparatorluğu batıran bir gerekçeyi, ben iddia etmiyorum. Koçi Bey söylüyor ve 4. Murat'a dönemin padişahına rapor olarak bunu sunuyor. Ve diyor ki bakın yazdıkları çok güzel. Bugün ilim yolu pek bozulmuş, eski kanun, kurallar işlemez olmuştur. Eskiden ilim öğrenip danışment olmak isteyen önce ulemadan birine gider, ondan mahreç dersi okur, yeteneği görülünce bir başka müderrise gider, bu şekilde hariçte, dahilde, sahnda uzun süre öğrencilik yapar, sırası gelince mülazim olurdu diyor. İlim yolu son derece temiz ve düzenliydi. Bu nedenle içlerinde bilgisiz yoktu. Kadılar ve müderrislerin tümü ilim ve dinin mükemmel ırz ve vakar sahibi, saygın kişilerdi ve müderrislik yaparken ilme, devlet makamındayken din ve devletle doğrulukla hizmet edip halka çok faydalı olurlardı. 1594 tarihinden sonra sebepsiz yere azledilme korkusuyla Şehlül İslamlar dal kavukluk yapmaya mecbur kaldılar ve padişaha gerçekleri söylemez hale geldiler. Giderek her işe hatır karıştı, her şeye göz yumuldu, hak etmeyenlere birçok mevkiler verildi, eski kanun bozuldu, mülazemetler satılmaya başlandı deniliyor. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi burada medrese sistemi yani eğitim sisteminin bozulması ülke ekonomisini rekabet gücünden düşürüyor. Ve Osmanlı ne yaptı arkadaşlar? Teknoloji geliştiremeyince çünkü medresesi bozuk, üniversitesi bozuk. Batılıların mali olarak kölesi oldu. Borç vermeye başladı Batılılar. Neden? Çünkü Osmanlı ihracat yapamıyor. Osmanlı tebaasından vergi toplayamıyor. Gelirleri bitti ama giderler deli gibi. Neden? Sarayda savurganlık var, lüks var, gereksiz yere çıkan savaşlar var ve ekonomi çökmüş durumda. Gelir yok ama bol bol gider var. İşte ne oldu? Ver borcu, ver borcu önce Batı'nın kölesi oldu. Daha sonra da toprakları tek tek elinden alındı. Değerli arkadaşlarım bunu neden anlatıyorum? Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Bakın, yani e, hiç hayra alamet olmayan sinyaller var. Üniversitelerimize ne yazık ki hani hepsine demesem de tartışma konusudur. Muhalefet ya da üniversitelerin içindeki kendi hocaları itiraz ederek şunu diyorlar. Yapılan atamalar liyakata uygun değil. Bakın bunun son örneği Boğaziçi Üniversitesi'nde karşımıza çıktı ve Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan Üniversiteden olmayan bir beyefendinin atandığı söyleniyor. Ve bu ile ilgili e, basında da görmüşsünüzdür ciddi soru işaretleri var. Bakın öğretim üyeleri şunu söylüyor. Diyor ki üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etkisi ve baskısına maruz kalmadan siyaset aracı kullanılmaması bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. Bunu Osmanlı'nın tarihinde de gördük zaten. Ve diyorlar ki üniversitelerde karar alma... Bu yetki demokratik yönetimlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması için özellik şart, şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü gibi yöneticiler atamayla değil okulun içinden seçimle belirlenmelidir. Gerçekten de liyakat ve o kurumun başarılı olması, teknoloji üretmesi bu kurala bağlı arkadaşlar. Ve son olarak diyorlar ki, Üniversitelerin özel anayasal kurumlar olarak akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlenmesi bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır. Yani ne kadar çok bir üniversiteye dışarıdan müdahale ederseniz, benim adamım gelsin, benim adamım partilim, benim yandaşım gelsin derseniz, orada eğer liyakat yoksa o üniversite körelmeye başlar. Üniversite köreldiğinde ekonomiye katkısı azalır. Ekonomi daralmaya, küçülmeye, patlamaya başlar ve Allah korusun sonunuz Osmanlı İmparatorluğu'na döner parça parça olursunuz. Değerli arkadaşlarım Osmanlı'ya baktığınızda e, Beşik uleması denilen bir kavram var mesela nedir? Daha çocuk doğmuş Beşikteşken ona e, işte profesör ünvanı veriliyor. Ya da paşa olan Beşik'teki çocuklar var. Neden? Bunlar bir sınıfın ayrıcalıklı insanları. Dolayısıyla geçmişte bir imparatorluk yönetimi vardı. Buna yakın insanlar vardı. Şimdi bir iktidar var ve buna yakın insanlar var. Biz eğer Osmanlı'nın hatalarını tekrar edersek Genç Türkiye Cumhuriyeti içinde hiç hayırlı sonuçlar olmaz arkadaşlar. Bizim beşik ülemalarına, beşik paşalarına ihtiyacımız yok. Kendisini hayatın içinde ispat etmiş en az 2-3 dil bilen, bilimsel dergilerde makaleleri yayınlanmış, o üniversitenin bütün öğretim üyeleri tarafından gücü ve ilmi takdir edilmiş insanlar rektör seçilmelidir. Bakın bugün bir Oxford'da, Harvard'da, o okulların öğretim üyelerinin eyvallah demediği hiç kimseyi siz rektör yapamazsınız. İşte bu yüzden Harvard'ı, Oxford'u, Cambridge'i bunlar dünyanın en güçlü üniversiteleri ve bu üniversiteler İngiltere'ye, Amerika'ya, Almanya'ya vesaire diğer ülkelere diğer üniversitelerle beraber güç veriyorlar. İşte bir büyük devleti büyük devlet yapan eğitim sistemidir arkadaşlar. Bu nedenle bizim sıkıntılarımız çok büyük. Bizim hem ekonomide hem politikadaki bu sıkıntıları aşmamız için arkadaşlar bizim yandaşlıktan ve layık olmayan insanları göreve getirme huyundan kesinlikle vazgeçmemiz gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.